Evet, gençliğin gözyaşları. Şimdi eşkenar dörtgen ve deltoid konusunun tarama testini, konu testini ve ÖSYM sorularını çözeceğiz birlikte. Hadi bakalım, tarama testiyle başlıyoruz. Bir otomobil firması özdeş eşkenar dörtgenlerden oluşan bir logo tasarlayıp bir çıkartma hazırlıyor. Logoda yan yana duran iki eşkenar dörtgen arasındaki açı 60 derece olup çıkartmadaki logo yüksekliği falan filandır. Şimdi tamamı 8 kök 3 ise şuradan aşağıda indirelim bu 8 kök 3'ü. Demek ki yarısı 4 kök 3. Bunu bir yazalım. Şimdi bunlar eş oldukları için şu açıyla şu açımızın eş olduğunu, bunların üçünün toplamının 180 olduğunu, 60 buradaysa 120 kaldı. Bunlar da 60 60 oldular artık. Şimdi 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı da 8 geldi. Bunu da yazalım. Logonun çevresi kaç santimdir diye soruyor. Logonun çevresi bakın şurada bir 8 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane 8'den oluşuyormuş. 12 çarpı 8, 96 mı yapıyor? 12 çarpı 8, evet 96 yapıyor. Cevap C. Eşkenar dörtgen. 70'i verdim diyor sana. Hemen Z harfini kullanalım mı şurada? Şurası da 70. İkizkenarsa burası da 70. 70, 70, 140. Burası 40. Karşılıklı açılar eşitti. Burası 70 ise şuranın tamamı da 70. Şurası da 110 mu yapıyor 70 ile 40'ın toplamı. Şimdi eşkenar dörtgende bir kenara tık tık koyduysak diğerlerine de şöyle koyalım. Ve bakın burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. 70 ise şu eşit açılara 110 kalır toplamda ve 55 55 paylaşırlar. Şimdi burası 70'ti. 55'i buradaysa buraya da 15 mi kalıyor dostlar? Buna bakalım. Eşkenar dörtgeni biçimindeki karton C köşesinden tutulup DE boyunca katlandığında C köşesi C üssü noktasına gelip EB üzerinde oluyormuş. Şimdi bunu biz geriye bir de açalım. Şöyle geriye doğru bir açtık. C köşesi burada. Kat çizgisi açıortaydı. Buraya bir açıortay olduğunu gösterelim. Katlandıktan sonraki kenar katlanmadan önceki kenara eşittir. Burası 90 derece oldu falan filan. Bunları yerleştirdik. CE 4 birimmiş. Şimdi şurası 4 ise burası da 4. Demek ki bir kenar 10. O zaman bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. Ve 2 varmış. Buna göre X nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi hemen hemen her şeyi gösterdik arkadaşlarım. Şurada bir Pisagor bağıntısı çakıp şu yüksekliği bulabiliriz eğer istersek. Ve bu yükseklik şuradan çizdiğim yüksekliğe de eşittir. Onu da bir gösterelim. Şuradan da bir yükseklik çizelim. Şimdi şurası ne geldi? Bir yüksekliğimizi bulalım biz buradan hemen de. 100. 16 çıktı 100'den. 84 geldi. Kök 84 burası. O zaman bu da kök 84. Bunu da bir yazalım. Sonra biz buna paralel çizdik tabii ki. Şimdi burada bir dikdörtgen oluşturduk. O zaman 4 ise burası da 4. Buraya da 6 kaldı diyelim. Şimdi Pisagor'umuzu çakalım. 84, 36. Ne yaptı? 120 mi yaptı arkadaşlarım? 120 de 4 çarpı 30'dan 2 kök 30 gelir. Sorunun cevabı Denizli'den çıkar. Pisagor yaptık. Evet, dördüncü sorumuz. AC 24. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için köşegenler dik kesişiyor. Bunu bir gösterelim. Sonra AC 24 ise 12, 12 bölünüyor. Bunu da bir gösterelim. BD 10'muş. O halde 2'ye bölündü. 5, 5. 5, 12'den 13 geldi. Eşkenar dörtgenimin bir kenarı. Şimdi A köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde A üssü, tamam, A üssü AC, yok AC üssü diyor. Şeyle çakışıyor. Buna göre BC üssü nedir diye bir soru sormuş bize. B, C üssü neresi oluyor? Şuradaki X oluyor. Tamam. Şimdi bu kenar alfa derece döndürüldü. Buraya geldi. AD üssü. Tabii ki açıortay olduğu için burası da alfa. Buraya da alfayı çaktık. Karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da alfa, bu da alfadır dedik. Başka şu kenar eşkenar dörtgen olduğu için dördü birbirine eşit ve bu da zaten aynı kenarlar olduğu için bunlar da birbirine eşittir dedik. Sonra D üssü tam nereye geliyormuş?
A köşede 10 döndürüldüğünde AC üssü oraya denk geliyor demiş. Şimdi bu bir köşegen. Bu da bir köşegen. Evet. Başka neler biliyoruz? Şimdi şu uzunluğu biz 13 diyebiliyoruz. Demek ki şurası da 13 oldu. Evet. Evet. Şurayı şöyle çizersek. Bu bir köşegen tabii de tam köşegenlerin kesim noktası değil bu. Onu bilmiyoruz şimdi. Şurası 13, şurası 13. Bunu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz anasını satayım. Bu kadar. X'i soruyor bize de. Şimdi biz zaten AC üssü köşegenini biliyoruz ya toplamda 24 diye arkadaşlarım. Çok uzatmışım ben. 24 ise şurası da 24 olacak. 13'ü buradaysa 11 mi kaldı buraya da? Evet, cevap bu. Buraya bakalım. Köşegenler birbirine eşit muhabbeti yapacağız dostlarım. Şimdi bu köşe yükseklikler eşit pardon. Bu yükseklik 4 artı A ise bu da 4 artı A olacak. Bakın A'sı buradaysa X'e de 4 kalacak. Paketledik geçti. Bu ne diyor? Aşağıda eşit uzunluktaki çubuklar kullanılarak ABC'de eşkenar dörtgen elde ediliyor. Sonra bu dörtgeni dörtgende AB ve AD arasındaki açı 45 derece olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu açı çubukların boyu değişmeyecek şekilde saatin dönme yönünün tersine 15 derece arttırılarak yeni bir eşkenar dörtgen oluşturuluyor diyor. Buna göre açı büyütünde eşkenar dörtgenin alanı kaç katına çıkmaktadır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi öncelikle şurası yükseklik. Şöyle yapalım. Şimdi 45'in karşısına A dersek bir kenar A kök 2 olur. Demek ki benim bir kenarım A kök 2. 45, 45, 90'da. Şimdi aynı şeyi şurada da A kök 2. Buradan aşağı bir yükseklik indirelim ve bu açı 60 derece oldu farkındaysanız. 90'ın karşısı A kök 2 ise 30'un karşısı yarısıdır. A kök 2 bölü 2'dir. Yükseklik de bunun kök 3 katı olacak. A kök 2 bölü 2'nin kök 3 katıdır yükseklik. Şimdi gelin buradan alanı hesaplayalım önce. Yükseklik A, tabanımız A kök 2. Yani A çarpı A kök 2. Bunun alanı. Diğerinin alanı ne oldu? Bunun alanında tabanı A kök 2, yüksekliği A kök 2 bölü 2 çarpı kök 3. Kaç katıdır diye bir soru soruyor. Yani bunu K ile çarptığımda buna eşitmiş. Şimdi A kök 2 ile A kök 2 gitti. Şu A ile şu A gitti. Bakın ne kaldı? K eşittir. Kök 2 çarpı kök 3 yani kök 6 bölü 2 kaldı. Kök 6 bölü 2 katıdır o halde diyebiliriz. Evet, tarama testinin ön tarafını gömdük. Şimdi sıra geldi arka tarafına. Birincisi, yedinci sorumuz. Eşkenar dörtgenmiş. Hemen köşegenlerini şöyle biz de bir dik kesiştirelim. Köşegenler birbirini ikiye bölecek. 2, 2 diyelim. Bakın diklikten diklik indi. H diyelim buna. H kare eşittir 2 çarpı 4. Yani 8. O halde H eşittir 2 kök 2. Demek ki bu da 2 kök 2. Bize neyi soruyor? Alanı nedir diye soruyor. Eşkenar dörtgenin alan formülü neydi? Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. Yani 4 ile 4 kök 2'yi çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 gelecek sorunun cevabı diyeceğim ama bir yerde bir hata var. Dik üçgen 4 bu yükseklik. Köşegenleri dik kesiştirdik. 2, 2 diye böldük. 2 çarpı 4'ten 8. H kare 8. H eşittir 2 kök 2. Eşkenar dörtgenin alanını soruyor. 16 kök 2 bölü 2 lan. 8 kök 2 yapıyor sorunun cevabı. İşlemi yanlış yapmışız. Evet, 8. sorusu. Deltoid biçimdeki karton üst kısmı BD köşemin alt kısmının katlandığı şekildeki görüntü elde ediliyor. Neresiymiş 100 derece? A, B, C. Şimdi şurası 100 dereceymiş. Yan açılar eşit olduğu için bu da 100. Bu da 100. Bunu bir yazalım. Şimdi bunu katlanmış, katlanmadan önceki versiyonuna geri açalım bir daha. Şimdi biz ne biliyoruz? Burası 6 alfaysa burası da 6 alfadır. Kat çizgisi açıortaydır. Şunlara açıortay olduklarını gösterelim. Şöyle yapalım. Şimdi burası ikizkenar üçgen olduğu için bu alfa ise buraya da alfa çakalım. Daha sonra bumerang yapalım. Bakın şuradaki mavi de alfa, alfa ve şuranın toplamı 6 alfaya eşittir. O zaman burası 4 alfa oldu. Şimdi şurası toplamda 100'dü. Şurası da 100. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. 200'ü buradaysa şunlara 160 kalır.
Yani 10 alfa 160'tır. Demek ki alfa 16 çıktı. Bize neyi soruyor? B, C, D. Yani bize de 4 alfayı soruyor. 4 tane 16, 64 yapar. Sorunun cevabı 8 Edirne'ymiş. 9. Evet, 5-5, 2 kök 13, AC 9. Buna göre X kaçtır? Şimdi şurası da X'tir arkadaşlarım. Köşegenler dik kesişiyordu. Buralara dik dik yazalım biz bir. Bir de AC'yi 9 vermiş. Şuranın toplamı da 9. Yani şurası A ise şurası 9 eksi A. Buna göre X nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi deltoid olduğu için bu da 2 kök 13'tür. Ya burada biraz çakallık yapalım mı arkadaşlarım? Bakın şurası sanki 5 ya. 3, 4, 5 midir acaba diye bir soralım. Yani bir deneyelim en azından. Çok fazla uzatmadan. Yoksa bir sürü Pisagor yapacağız. Gerek yok. 3 ise 4 ise 5 oluyor. Tamam. Peki 9'du. Buraya da 6 yazsam. 4, 6, 2 kök 13. Pisagor bağıntısı sağlandı mı? Sağlandı. O zaman doğru yoldayım arkadaş. İşte mevzu bu kadar. Bize de neyi soruyor? 4'ü soruyormuş. X'i soruyormuş. X 4 çıktı. Paketledik geçtik. 10. sorumuz. Evet. D, E, E, F oranını vermiş. Şurası 4K. Şurası 3K. Dostum deltoidde uzun köşegen açıortaydı. O zaman burası ayaklarının oranı 4'e 3 ise kollarına da 4M'ye 3M'ye yazabilirim. Deltoidde şunlar ikizkenar olduğu için 4M ise burası da 4M olacak. Şuraya M kaldı diyebilirim. Demek ki M 2. M 2 ise 3M 6, 4M 8'dir. Bize de 8'i soruyor zaten. Bursa'dan gelir cevabımız. 11. Son soru taramanın. ABC'de deltoid, BAD. Şurası 120'ymiş arkadaşlarım. 120, 30, 30 üçgeninden burası 6 kök 3'tür. Hatta kısa köşegen 2'ye bölüneceği için 3 kök 3, 3 kök 3 diye dağılır. Sonra şurada da bir Pisagor çakarsak şu üçgende. 3 kök 7'nin karesi 9 çarpı 7'den 63 eşittir. 3 kök 3'ün karesi 27 artı, şuraya da K diyelim, K kare. 27'yi çıkartalım 63'ten. 13'ten 7 çıktı 6. 5'ten 2 çıktı 36 k karedir. K 6. Şimdi burası 6. Şurada bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı da yarısıdır 3. Bize de deltoidin alanını soruyor. Köşegenlerini çarpalım. 9 ile 6 kök 3'ü çarpıp 2'ye bölüyorum. Gitti gitti 3. 27 kök 3 çıktı. Sorunun cevabı 11'de Edirne'den geldi. Evet, tarama testi de tamamdır. Hemen konu testini geçiyorum. Eşkenar dörtgenmiş. Bir kere köşegen açıortaydı arkadaşlarım. Bu da x. U kuralından 50 ile 2x'in toplamı 180 olacak. Demek ki burası 130. 2x 130 ise x 65 gelecek. Eşkenar dörtgen 6'ya 9. X kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum açıortayın özelliğinden kolları 6'ya 9. Yani sadeleştirelim. 3'e bölelim. 2k'ya 3k. Şurası ayaklarda 2K'ya 3K oldu. Ve toplam 5K'yı biz bir kenara 6 olduğu için eşkenar dörtgenin 6 diyebiliyoruz. Demek ki K eşittir 6 bölü 5 ya da 12 bölü 10 diyebilirim. Bana neyi soruyor? 3K'yı. 36 bölü 10'u soruyor. 3.6 yapar. Edirne'den gelir. Şekildeki uçurtma yapılırken kuyruk kısmına ABC'de deltoidinin çevresinin 2 katı kadar ip kullanılmıştır. AE 6. Şimdi şurası 6 ve bu deltoid ise şunlar dik. AB 6, BD yok. EC 15, EC şurası 15. BD 16, o zaman 8 8, 6 8'den 10 10, 8 15'ten 17 17. Şimdi burası 27, burası 27. Bunun çevresi 54. 2 katı kadar ip kullanıldığında buna da 108 santimlik ip kullanılmış. Kaç santim ip kullanılmıştır kuyruk için diyor? 108. Dördüncü soru. Şekildeki eşkenar dörtgenin D köşesi AC boyunca katlandığında B noktası üzerine gelmektedir. Tamam, bu tam katlanınca buraya geliyormuş. Zaten öyle de olması gerekir. Oluşan şekil bir eşkenar üçgen olmaktadır. Demek ki katlandığında sadece şurası kalıyor geriye. Bu da bir eşkenar üçgenmiş. O zaman her birine 60, 60, 60 çakalım. Köşegen açıortayda 60 diyelim. 60 diyelim. Şu açıda 60 oldu. Buna göre MADC. ADC. Şurası 60. BCD.
120. 60 bölü 120 1 bölü 2 demektir. Geçtim. Deltoidmiş bu arkadaşlarım. 120, 60 daha 180. Toplam 360'tı, 180 kaldı geriye. Bunlar da 90, 90 oldu. Deltoidin de alanını soruyor bize. Hemen şu köşegeni çizelim. Burası da kesin 6 köküçtür diyelim. Şurada bir diğer köşegeni de çizelim hadi. 3 köküçtü, dağıldı burası. Burası eşkenar üçgen olduğu için 30-30. 30'un karşısı 3 köküçse 90'ın karşısı 6 köküçtür. 60'ın karşısı köküç katı olacağı için 3 köküçün köküç katı 9'dur. Burası da 60-60 yazalım. 60'ın karşısı 3 köküçse 30'un karşısı 3'tür. Bakın bu köşegen toplamda 12. Bu köşegen toplamda 6 köküç. Demek ki 6 köküç çarpı 12 bölü 2'den 36 köküç çıkacak sorunun cevabı. Evet, hemen burada 6, 8, 10'u görelim. Deltoid'de köşegenler dik kesişiyordu. Burada da 8, 15, 17'yi görelim. Kesilerek bir dörtgen yapılıyormuş. Bir dik dörtgen yapılıyormuş. Şekildeki verilen ABCD deltoid'i böyle kesilerek bir dik dörtgen yapıldı. AB, BC 10, tamam 6, 17 olduğuna göre oluşan dik dörtgenin çevresi kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi şu 15'i getirip buraya koymuş. 8'i getirip buraya koymuş. Burası da 8, burası da 15. Şu küçük üçgenlerin şu kenarı 8 ile 6'yı da buralara yerleştirmiş. Şöyle bir şeyler olmuş işte arkadaşlarım. 8 ile 6. Bize dikdörtgenin çevresi, hangi dikdörtgeni soruyor arkadaşlarım işte. Oluşan dikdörtgenin çevresi aşağıda kesilerek bir dikdörtgen yapılıyor demiş. Demek ki bunların hepsini komple birleştirmiş. Hatta şurası 8, burası da 8, burası 6, burası 6. Şimdi bu kenar 21. Bir tane de 21 de aşağıda var. Bu 8, bu 8, 16 da buradan geliyor. 42, 48, 58 yapıyor dikdörtgenin çevresi. Çevirdik arka tarafı. Şu sorudayız. Birer açıları 40 olan 3 eş deltoid metal levha birleştirerek bir pervane yapılmıştır. X kaç derecedir? Dostum şimdi bu eşse burası 120'ymiş. Bu da 120. Bu da 120. Bu da 40. Bu da 40. 120, 40 daha 160. Şu ikisine kaldı 200. 100, 100 diye de bunlar dağıldı. Bu da 100 oldu. Burası 200 ise buraya da kaldı 160. 360 olması için. Eşkenar dörtgen BD'yi 12 vermiş. Şimdi köşegenler dik kesişiyordu. BD 12 ise 6, 6. AC'yi 16 vermiş. 8, 8. Eşkenar dörtgenin yüksekliği nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bir kenarı 10. Eşkenar dörtgenin alanını yazacağım. Neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 12 ile 16'nın çarpımının yarısı eşkenar dörtgenin alanı. Aynı zamanda eşkenar dörtgenin alanı yükseklik H diyelim. Çarpı taban yani 10. Şimdi burayı bir toparlayalım. Şurası 6 olsun. 6 ile 16'nın çarpımı 96 eşittir 10H. H eşittir 9.6 gelir. Sorunun cevabı Edirne'den çıkar. 9 numaradayız. Evet. Eşkenar dörtgenin AB kenarı BE boyunca katlandığında A köşesi BD üzerindeki AS noktası ile çakışmaktadır. BAD 140 olduğuna göre. Şimdi bu 140 katlandı buraya geldi. Bu da 140. Şurası kesin açıortaydı. Kat çizgisi. Bu da kesin açıortay kat çizgisi olduğu için. Sonra bu katlandı buradaydı. Bu da buradaydı diyebiliriz. EBC. EBC. Bize de şuradaki açının tamamını soruyor dostlar. Şimdi şuna A diyelim. Bu da A. Şuraya da B yazalım isterseniz bir. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Bu kenar buraya, buraya ve buranın tamamına eşit olacak. Şimdi eşkenar dörtgende şu köşegen açıortaydı. O zaman aslında bu da A'ymış. Şurasını açıortay olarak böldüğü için. Ve biz şunu biliyoruz. 3A U kuralından dolayı 3A eşittir 40'a. A eşittir 40 bölü 3. Bize neyi soruyordu? E, B, C. B, A, D 140 ise A pardon. Köşegen açıortay olduğu için şurası 2A ise burası da 2A olacak arkadaşlarım. 4A'yı 40 diyebiliyoruz. A 10.
Bize EBC'yi soruyor. 2A'yı soruyor. 20. Heh, şimdi oldu. Evet, buna bakıyorum. ABC'de eşkenar dörtgen. CF 9. CF neresi? Şurası 9. FG'de 12. Buna göre alan ABC'de nedir diye bir soru soruyor bize. Alan ABC'de. Burası 9. Bu da 12. Şimdi şunu da dik çizelim. 12 ise bir kere arkadaşlarım, bu tam ortadan ikiye böldüğü için şuraya da dik diyelim. 6, 6 oldu burası. Yükseklik tam köşegenden geçince ikiye bölünüyor değil mi? Bu yükseklik köşegenlerin kesim noktası ortalıyor çünkü. Ve burada da bakın diklikten diklik indiği için Öklit çakalım. 6'nın karesi yani 36, 9 çarpı 4'tür. Buraya da 4 yazdım. Şimdi yükseklik 12. Taban 9 ile 4'ün toplamı 13. Taban çarpı yükseklik bizim alanımızdı. 12 ile 13'ün çarpımı da 156 mı yapıyor arkadaşlarım? Evet. Şuna bakıyoruz. 4 arkadaş eşit miktarda para vererek ortaklaşa bir arsa satın alıyor. Eşkenar dörtgen biçimindeki arsanın çevresi 680 metredir. Hemen 4'e böldük bunu. 340, bir daha 2'ye böldük. 150, 20 daha, 170. Bir kenarı 170'miş. Eşkenar dörtgen. Peki, bu arkadaşlar arsayı her bir parçanın hem alanları hem de çevreleri birbirine eşit olacak biçimde paylaşmak istediğinde göre bir kişiye düşen parçanın çevresi kaç metredir diye bir soru sormuş. Şimdi şuradan da diğer köşegeni çizelim. Burası 150, köşegenler dik, burası 150. O zaman burası da 8, 15, 17'den 80. Bakın 4 tane eş üçgen bulduk. 4'ünün alanı da eşittir birbirine, 4'ünün çevresi de eşittir birbirine. İşte demek ki bir tanesine bu düşüyor arkadaşlarım. Buna göre bir kişiye düşen parçanın çevresini soruyor bize. Hemen hesaplayalım. 150, 320, 400 yapar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, son sorumuz. Şurası 90 dereceymiş. Önce bir Pisagor yapıp şurayı bir bulalım. Biri diğerinin iki katı olduğu için küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 5'in kök 5 katı da 10 yapar. Burası 10. Eşkenar dörtgenmiş bu. O halde bu kenar, bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit. Bakın burada bir muhteşem üçlü çıktı. Hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da eşit. Demek ki burası 5, burası 5, burası 5. 5. Çevresi de 4 tane 5. 20 birim gelir. Adana'dan çıktı. Evet. Konu testi de tamamdır. Geldik ÖSYMS bilmem ne sorularına. İlk sorumuz 2003 DGS sorusu. 90-90 olduğuna göre deltoidin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi deltoidde şu uzun köşegeni çizdiğimizde alan 2'ye bölünür. Buranın alanı 6 çarpı 8 dik üçgenin alanını yapıyorum. 6 çarpı 8 48 bölü 2'den 24'tür. 24 de bu taraftan geleceği için 48'i paketledim. Eşkenar dörtgenmiş, kök 7 gördüm. O zaman hepsi kök 7 olsun şöyle. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dikti ve birbirini ortalıyordu. Şuraya 90'ı çakalım. Burası toplam 4 ise 2 buraya 1 buraya kalsın. Bakın şurada da bir Pisagor yapalım hemen. Kök 7'den 2'nin karesi 4 çıktı. Kök 3 kaldı. 7. 4 çıktı. 3 kaldı. Kök 3 de burası oldu. Bakın şimdi şuradan bir Pisagor çakalım. 3 artı 1'den x kare 4. Demek ki x 2. ABC'de bir eşkenar dörtgen. 4, 6. O zaman bu kenar 10. Bu kenar 10. Hadi bir de kelebek yapalım burada arkadaşlarım. 4'ün 6'ya oranı. 10'un x'e oranı diyelim. 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye 3. 5 katına çıkmış. Bu da 5 katına çıkacak. 15'tir sorumuzun cevabı. Evet. Eşkenar dörtgen. ADE eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen ise bütün açılarını 60'ı bir çakalım. Ve bütün kenarlarına şu simgeyi koyalım. Eşkenar dörtgen ise bunun da bütün kenarlarına aynı simgeyi koyalım. Şurası 60. Şimdi şurası 152. Çünkü toplamları 180 olacaktı. 152 ile 60'ı toplarsam 212 yapar. Hemen 360'dan da 212'yi çıkarıyorum. 8, 4, 148 kaldı şuraya. 148 ise ikiz kenar üçgen olduğu için bu da x'tir ve 2x ise 32 kalır. X eşittir 16 paketleriz arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Şuna bakalım. 50 var, 30 var. İki tane de eşkenar dörtgen varmış. Eşkenar dörtgenlerin şöyle birer kenarlara ortak olduğu için hepsine aynı simgeyi çaktım. Şimdi U kuralından burası 130.
İkiz kenar olduğu için burası da 30, 30, 30, 60, şurası 120. Bunların ikisinin toplamı 250 yaptı. 360 olması için 110. U kuralından da X'e 70 kaldı dostlarım. Cevap Bursa. Şimdi diyor ki yine eşkenar dörtgeni ve düzgün beşgeni verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre de X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi düzgün beşgeni şu kısa köşegeni. Hocam şu da düzgün beşgenin kısa köşegenidir. Buna da bu simgeyi koydum. Eşkenar dörtgenin bir kenarına bu simgeyi koyduysam diğer kenarlarına da aynı simgeyi koydum. Bakın burada bir ikizkenar çıktı. Şimdi şurası 36, 108, 36, 36 yazıyorum. Düzgün beşgenin açılarını yerleştirdim. Başka ne biliyoruz? Başka da bir şey şu anda bildiğimiz yok. Şurası da 36'dır. Şuraya 72 kalır. Şimdi eşkenar dörtgende bu 72 ise şuranın toplamı 108 olacak. Ve bu da 36, 36 olduğu için 36, 36 şuraya da 36 kaldı. Yani şu açımız toplamda 72 çıktı. O halde bununla bu eşit açı olduğu için dostlarım 72 ise 108, 54, 54 kaldı bunlara. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşit olduğu için burada 72 derecedir. 54'ü buradaysa buraya da 22 mi kalıyor? Yok. 72'den 54 çıkar. Lan çıkartamadım. 72'den 54 çıkar. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 5 çıktı 18 kalıyormuş arkadaşlar. X eşittir 18 çıktı. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. 7. soru. Deltoid AB ile BC eşittir demiş. Tamam, deltoid de bununla bu eşitse bu da buna eşit. AD ile de DC eşittir. BE ED'nin 4 katıdır. AC de 16'ymış. Şimdi şurası 8, 8 diye bölünüyordu. Burası K ise BE bunun 4 katıymış. 4K. Deltoidin alanı 160. Şimdi deltoidin alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 16 ile 5K'nın çarpımının yarısı 160'mış. 16'ya böl, 16'ya böl 10 kalsın. 20 eşittir 5K, K eşittir 4 bulduk. Şurası 4, burası da 16. Deltoidin çevresi nedir diye soruyor. Bakın burada bir 4, 8, 4 kök 5 var. Bu da 4 kök 5. 8, 16, 8 kök 5 var. Bu da 8 kök 5. Toplayalım 12 kök 5, 12 kök 5 daha. 24 kök 5 yapar deltoidin çevresi. Şuna gelin. Eşit uzunluktaki 4 telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan şekil 1'deki gibi çivilerle köşelerine duvarına sabitlenen kare biçimdeki bir çerçevenin duvarda kapladığı alan 100 birim kare değeri. Demek ki bir kenarı 10. Alanı 100 ise. Şimdi A ve B köşeler üzerindeki çivilerin çıkma sonucu bir tarafının aşağı kaymasıyla şekil 2'deki gibi bir eşkenar dörtgen halini alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 6'şar birim azalmıştır diye soruyor. Şimdi normalde şuradaydı ya B. B buradaydı. Buraya geldi 6 birim azaldı. Şimdi kenar tabi uzunluğu değişmedi 10. O zaman şurası 8 oldu arkadaşlarım. Şimdi burası 10. Devam edelim. Değişmemiştir. Çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birim kare azalmıştır? Şimdi buradayken 100'dü. Buradayken de yüksekliği 8, tabanı 10 oldu. 8 çarpı 10'dan 80 oldu. 20 birimlik bir azalış var arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet, başım ağrımaya başladı arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi şu son iki sorudan sonra bayağı bir mola verelim. ABC'de eşkenar dörtgen. Bu da bir eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgense açılarına şöyle bir 60'ları çakalım hemen. Şimdi eşkenar üçgenin bütün kenarlarına tık tık koyalım. Bakın eşkenar dörtgenin de bir kenarına tık tık koydum. Bunlar da eşit. Şimdi 80 ise şurası 100 U kuralından. Burası 160 geldi. Şu ikiz kenarın şu açılarına 160 ise burası toplamda 20 kaldı. 10 derece burası oldu. Eşkenar üçgenden buranın tamamı 60'tı. X'e kaldı 50. Cevap Denizli. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Bu ne diyor? Kolay gemi tarifi. Derginizde verilen deltoidi simetri eksenini yandaki gibi dikey tutarak yatay köşegeni boyunca katlayınız. Tamam. Oluşan büyük üçgeni küçük üçgenin köşesinden geçen yatay doğru boyunca katlayınız. Ona da tamam. İşte size bir gemi. Bir yüzünün alanı 48 birim kare olan deltoidten yukarıdaki tarife göre bir gemi yapan Burcu gemisindeki şekilde gösterilen iki uzunluğun eşit olduğunu buluyor.
Hangi iki uzunluk? Şu iki uzunluk eşitmiş birbirine. Peki. Buna göre burcunun gemisinin şekilde görünen yüzünün alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Hadi bulalım arkadaşlarım. Şimdi bunu biz bir şunlar AA ise geriye doğru açalım şurayı. Şöyle bir açtık. Şunu da bir geriye doğru açarsak şöyle bir deltoidimiz oluşuyormuş. Deltoid şuradaymış. Şimdi bunun yüksek şurası toplamda 2A. Şöyle çizelim. Burası A, burası A. O zaman şurası da 2A'ymış diyelim. Başka Türkiye neler geliyor buradan? Tüm alanı 48'miş. He. 48 ise direkt yarısı olmaz mı ya 24? He, Bursa devam, direkt cevap. Ya çok uzatmaya gerek yok arkadaşlarım. Direkt yarısı olacak zaten. Çok aman aman böyle bir şey değilmiş ya. Ben de bir şey olacak zannettim. Oy oy. Evet. Başım iyice ağrımaya başladı. Burada duralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Hadi görüşmek üzere.